Türk-İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği yönetimi, Balıkesir ve Çanakkale'nin genelini kapsayan bir Güney Marmara gezisi düzenledi. Balıkesir Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Balıkesir'e giden iş adamları ve diğer davetliler, Kaz Dağları'nda unutulmaz bir gün yaşadı. Dünyanın ikinci oksijen çadırı olarak tanınan Kaz Dağları'nda safari turuna katılan konuklar, 1600 metre yüksekliğindeki tepeden ünlü Şahindere Kanyonu'na gözleme fırsatı da buldu. Gürete bulunan Saruhan Temel Otel tarafından misafir edilen heyet, burada kaplıca suyunda günün yorgunluğunu atarak yörenin meşhur zeytinyağı ağırlıklı zengin kahvaltısıyla tanıştı. Tahta Kuşlar Köyü'nde bulunan Türkiye'nin ilk özel etnografya müzesini ziyaret eden heyet, burada İl Kültür Müdür Yardımcısı İlkay Karaağaç, Şube Müdürü Mahmut Demir, Memur Numan Özel ve Balıkesir'den gelen basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orta Asya'dan kaçan Türk boyları iriler. Sütüven Şelalesi, Altınoluk, Antandros Kazalanı, Kadırga Koyu, Athena Tapınağı, Behramkale Köyü Antik Kalesi ve Küçükkuyu Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ni gezdiler. Heyet akşamsa Vali Yardımcısı Nusret Şahin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Edip Uğur ve çok sayıda yetkilinin katıldığı City Meet'te muhteşem bir yemekte ağırlandı. Katılımın yoğun olduğu yemekte karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müthiş bir konu, geliştireceklerdir. Burasını bir turizm cazibe merkezi yapacaklardır mutlaka. Dileğim o, bizlere de düşen görev işte tanıtmak, ileride insanları buraya getirebilmek. Bizim yapacağımız iş bu ve bir Balıkesir olarak aslında bu bizim bir görevimiz konumuna da geldi. Yapmak zorundayız. İnşallah bu konuda iyi şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Vallahi çok güzel bulduk. Deminki konuşmamızda dediğimiz gibi insanını harika bulduk. Çok sıcak insanları var. İnşallah bu güzel insanlarla tekrar karşılaşırız. Sağ olsunlar, çok güzel ağırladılar bizleri. Hava da çok güzel. Her şey iyi gidiyor. Memnunuz. Evet. Çok güzel bir 2-3 gün geçirdim hakikaten. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere, ilginize, misafirperverliğinize her şey çok güzel olacak inşallah. Valla ilk öncelikle sizlerle burada olmak çok büyük bir keyif. Ve bölge olarak uzun zamandır yakından takip ettiğim bir bölge. Gelecek için çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyorum ve eminim. Güzel bir yer. Bu bölgeye yabancı değilim. Bursa'da büyüdüğüm için. Hakikaten birkaç gündür çok güzel gün geçiriyoruz sizinle beraber. Ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Yemekleriniz de çok güzeldi. Yöresel yemeklere şahit olduk bugün. Dediğim gibi çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah birkaç gün daha buralarda geçirip bu deneyimlerimizi İsviçre'den göndereceğimiz müşterilerimize de bildireceğiz. Memnuniyetlerimizi ileteceğiz. Ve buraya elimizden geldiği kadarıyla turist göndermeye çalışacağız. Balıkesir güzel bir şehir. Doğasıyla, tarihiyle, özellikle milattan önce falan diyor rehberimiz. Tabii güzel bir şehir. Denizi bilmedik ama yani doğası çok güzel. Her tarafı yemyeşil. Ben böyle beklemiyorum. Balıkesir'in havası gibi insanlara da çok sıcakkanlı. Sevimli insanlar. Yemekleri güzel. Beğendik. Her şey için teşekkür ederiz. Şu anda gerçekten Balıkesir'de görmediğimiz yerleri gördük. Çok memnun kaldık. Tesisler olsun, insanlar olsun ve genel bizim Türk yemekleri her zaman her yerde iyi olduğu gibi burada da mükemmeldi her şey. Dört mevsim turizmin yapılabileceği doğa, ekoturizmi, kültür ve deniz turizmi hep bir arada yapılabileceği bir beldemiz.
yöremiz. İlçelerini daha önceden tanıyordum. Balıkesir merkeze ilk defa geliyorum. Şu ana kadar bütün gelişmeler müspet. Bundan sonra kendimiz gelmeye ve başkalarını da göndermeye gayret sarf edeceğim. Herkese teşekkürler. Ben Balıkesir Valiliği Turizm İl Müdürlüğü'nün ve Balıkesir'deki turizmcilerin davetiyle biz Balıkesir yöresine geldik ve bu yörenin turistik altyapısını gözlemleyip ileriki yıllarda buraya yönelik çalışmaların altyapısını oluşturmak amaçlı. Ama bölge turizme zaten hazır, doğasıyla hazır, tarihiyle hazır. Balıkesir turizm açısından da 12 ay turizmi olan çok az ilden, Türkiye'deki çok az ilden biri. Bundan iyi faydalanmak, bunu iyi değerlendirmek lazım. Yerli ve yabancı yatırımcıların, yerli ve yabancı turistlerin bundan sonraki süreçte en fazla uğrak noktası olacak şehirlerden biri. EGRT İsviçre'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bu güzel organizasyona katkı verdiler. Tabii hemşerimiz olarak Levent Karaağaç da efendim bu işte büyük katkısı var. Sağ olsunlar. Balıkesir'imizin turizmini Avrupalılara tanıtmak için ellerinden gelen desteği verdiler. Tabii turizm, Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, sizlerin de katkılarıyla inşallah Balıkesir'i Avrupa'ya tanıtacağız. Balıkesir parlayan bir yıldız. İnşallah turizmin de başkenti olacak. Tabii Balıkesirliler de bunu nazara dikkate alarak yatırımları yapması lazım. Turiste nasıl hizmet edilir? Ne yapılması gerekiyor? Nasıl bir altyapı gerekiyor? Bunları da Balıkesirliler eksiklerini en kısa zamanda tamamlayacak. Sizlere yeniden teşekkür ediyorum.